bu takıma karşı bu derece yanlış hamleler Jesus gibi hocaya çıkışmadı. Hoca yavaş yavaş veda ediyor Fenerbahçe'ye gibi geliyor. Yani ben açıklamalardan maalesef o hissiyata edindim. Yani ben kalmasını öyle. istiyorum. Hala istiyorum ama Migros Hemen'in sunduğu sadece Fenerbahçe programına hoş geldin diyemiyorum e, sevgili kaptan. Üzgün geldik. E, yorgunuz, üzgünüz, hayal kırıklığı yaşıyoruz ama e, şu ruh halinden de çıkmamız lazım. Yani hani hep e, işte ya biz yapamıyoruz, edemiyoruz, olmuyor bu falan o bizi çok aşağı çekiyor. Evet. Genel zaten tribünlerin halini konuşacağız. Genel camianın da halini konuşacağız. E, olmadı bitti önümüze bakalım. E, tabii ki nedenlerini bence Cezus'un. Ki bence Sun eleştirmeme rağmen e, iyi bir hoca olduğunu düşünmeye hala devam ediyorum ama bence fiyasko kararları var. Onları konuşacağız. E, genel tabloyu konuşacağız. Çünkü hmm. derdimiz bir maç değil. Bence daha da büyük dertlerimiz var. Hepsini konuşacağız. Önce bir hatırlatma yapayım istiyorsan. E, Migros Hemen'in e, sponsorluğunda yapıyoruz programı. Migros Hemen'in de bir spor izleyicilere özel, izleyicilerine özel e, bir promosyonu var. Sports 50 koduyla Migros hemen'e girip 100 TL ve üzeri sipariş verenlere 50 TL'lik bir indirim var. Ama bunun ilk e, sipariş olması e, kaydıyla olduğunu belirtelim. E, Sports 50 koduyla girip Migros hemen'den 100 TL üzerinde sipariş verenlere 50 liralık bir indirim olacak. Hemen bu programı seyrederken de bu siparişi verebilirsiniz diyelim. Programa geçelim. Çok Çünkü... güzel bir gece olabilirdi ya Fenerbahçe için. Yani voleybolla başlayıp futbolla devam edip basketbolla... Finali yapan harika bir gece bekliyordum. Ben iyi başladık, kötü bitirdik ya. Evet, yani içimde benim hep bir şey vardı. Onu böyle dile getirmek ve da söylemek istemiyordum ama ben eleyeceğimize inanıyordum. Yani ilk maç ilk maçta 45 dakikalık futbol artı Sevilla'nın gerçekten e, zayıf bir takım olması. Yani bunu da hani net bir şekilde gördük. Dört yarı oynadık, bunun üçünde. Çok daha üstün olan taraf bizik. Belki müthiş pozisyonlara bulamadık, belki saçmaştı saçma yolduracak goller kaçırmadık, evet. ama rakipte hiçbir şey yapmadı. Yani e, bu takım elemanlıydık. E, maç sonu zaten hani eskiden olurdu. Son zamanlarda da değil. Eskiden gelip de 11 kişiyle kapanan Anadolu takımları olurdu ya. Evet. Onun gibiydi bir ara yani. Diyor, aynen. Yerde yatmalar, zaman geçirmeler, oyunu çirkinleştirmeler. hatta bunu birazcık da abartmalar. Hakikaten o vaziyeti. Ha biz. ...çok üretken olabildik mi? Çok pozisyona çevirebildik mi bunu? Ee, çeviremedik. Tam tempoyu yapıyoruz, baskıyı kuruyoruz derken de... E, ...maalesef bizim tribünler girdi devreye. E, o baskıyı kendi tribünlerimiz kırmış oldu. Evet, şimdi e, bence Cesus'la başlayalım. Başlayalım. E, şimdi ben Cesus'un... ...geçen sene biliyorsun burada... E, ...İsmail Hoca'yla devam edilsin demiştim. Hatta demiştim ki Cesus İsmail Hoca'ya göre böyle bir fark var. Daha iyi bir hoca. Dünya futbolundaki yeri. Yani ben burada İsmail Hoca'yı da yermek için söylemiyorum bunu. Dünya futbolundaki yeri olarak bence Cesus e, bu sene şampiyon olma ihtimali en yüksek olan Okan Buruk'tan da geçen sene şampiyon olmuş. Abdullah Avcı'dan da bir önceki sene şampiyon olmuş. Sergen Yalçın'dan da bizde şampiyonluk yaşayan Ersun Yanal'dan da Aykut Kocaman'dan da dünya futbolunda daha çok yeri olan daha bilinen ve iyi bir hoca. Artı bunu geldiği zaman futboluyla da bir dönem gösterdi. Evet. Fakat Jesus da ben çok e, enteresan değişiklikler görüyorum. Bunu Dünya Kupası arasında da zaten arasından sonra görmüştük. Ama şimdi şununla başlayalım bir kere. Sezon başından beri Jesus'un en az inandığı futbolculardan biri İsmail mi? Sezon başından beri demeyelim ama Ilk dönemin, i̇lk dönemin sonrasında. En son evet. 22 Ekim. Son dönemde inanmadığı oyunculardan biri. Lig'de ilk 11'de en son 22 Ekim'de oynamış. Çok olmuş. 5 ay olmuş. 4 evet. ay olmuş. Ee, Arda zaten bir Ümraniye maçında dahi oynatmadığı. Hatta ben daha bildiğim şeyleri de söyleyeyim. Arda'nın daha zamanı ihtiyacı var. Bilhassa Avrupa maçları. Üstüne basa basa. Avrupa maçlarında. Oynatmayı pek düşünmüyorum. Avrupa maçlarında oynayacak seviyede değil demeci var. Şimdi Arda ile ilgili bu demeç var. Çok e, Arda'ya 90 dakika her maç forma verecek kadar inanmıyor şu anda. İsmail Ekim'den beri ilk 11 oynatmıyor. O derece inanmıyor. onda Geçen sezonun yıldızlarından, yıldızlarından biri bu sene da, bir bu sene, yıldızı sönmüştü? Bu sene onu da çok fazla şans vermedi. Osterwalde ile geldiğinden beri inanmadığı hatta bunun defansif tarafı iyi fakat ofansif olarak fazla katkı verebileceğini düşünmediğini bizzat söylediğini biliyorum. Artı zaten oynatmayarak da bunu gösteriyordu. O da cepte. Osterwalde, Arda, İsmail ve Zeiss dörtlüsü bu maçta bu kadar inanmadığı dört oyuncu bir anda bu kadar inanmaya mı başladı? İlk 11'e koydu. Gel inandıklarına. Arao. Bir numaralı oyuncusu. Her maç ilk 11 oynuyor oyuncusu. Arao'yu sezonun en önemli maçı değil mi seviye maçı? Evet. Niye oynatmıyorsun? İrfan, Rossi, Crespo. İrfan kötü oynuyordu kabul ama İrfan, Rossi, Crespo ara dörtlüsü neredeyse her önemli maç oynattığı, en çok inandığı İrfan'ı bir kenara koyuyorum performans olarak düşüşteydi ama Arao'nun e, öyle büyük bir düşüşü olmadığı gibi takımın bence en iyilerinden biri. Son haftaların en iyisiydi aslında. E şimdi Arao'yu bu maçta hiç oynatmamak, hiç daha önce oynatmadığın İsmail'i hani bir kupa maçı muamelesi yapıyor. Yani bir Türkiye kupası maçı muamelesi yapılıyor. E senin en önemli maçında niye sen ara o... İsmail de iyi oynadı. Ali İsmail iyi futbolcu. Oynamalı. Vermek istediğin mesaj ne sence böyle yaparak? İki, iki mesaj olabilir. Bir, ee, bir baskı var. Bak ben bunları oynatayım. Görün. Alın görün. O servaldeyi koyuyor 100 dakika. Alın görün diyor. Ya bunu söylemek için yapıyor. Yahut da hiç inanmıyor seviyeyi eleyeceğimize. Bari diyor ki ee, benim inanmayan oyuncularla yapalım. Benim de haklılığım ortaya çıksın diyor. Ama eğrisi doğrusuna denk geldi. Bu kadroyla da eleyebilirdik. Eleyecek oyunu baskıyı da kurduk yani zaman zaman. Çok yazık oldu. O yani, İsmail dediğin oyuncu e, bence sahanın en iyisi mesela. E biz burada Arda ile İsmail oynasın diye her hafta konuştuk. Her hafta konuştuk. Ya Bu İsmail'in oynamaması cinayet yani kusura bakma şimdi. Arda, ara öyle İsmail yan yana da oynayabilir. Oynadı sezon başında. Oynadı gayet de iyi oynadılar. Crespo'nun ilk sakat evet. olduğu dönemi evet. hatırlıyorsun. Evet. İlk Avrupa Kupası eleme maçlarında ikisi beraber. Evet. Ha kağıt üzeri biraz daha defansif bir ikili midir? Defansif bir ikilidir ama Ona göre... temposu, mücadelesi, o ön alan baskısında müthiş yapmıştı o takım. Peki Samet, Serdar, Zalai, Arda, Ostervaldi dörtlüsü olunca defansif olmuyor musun? Ya onlardan birini kes. Ee, Ara Ayla, İsmail'i defansif oluyorsa onu ikisini koy ama beklerin... ...hücumcu olsun... ...stoperlerin 3 tane olmasını iki tane olsun... Hı. ...öyle idare et... İyi oynayan futbolcular bunlar... ...yani bir dene beraber... ...yani bunlar... ...anlaşılır gibi... ...değil... Ee, hoca konsantrasyonunu kaybetti mi... ...demek istiyorsun yani biraz... Bir şey var... ...bir şey var... ...hocanın konsantrasyonunu kaybetti... ...şimdi hoca konusunda da... E, ...burada... yani ...gitme ihtimalinin yüksek olduğunu biliyoruz... ...dün maçtan sonra yaptığı açıklamalar... ...sen o açıklamaya şunu söyle bana. Baş, baştan sonra şunu söyledi. Dedi ki burada dedi lig dedi e, Türkiye ligi dedi masada kazanılıyor. Sahada oynanmıyor. Hı hı. Diyen bir hoca şunu diyor olabilir mi? Böyle düşünüyorum ama ben bir sene daha kalacağım. Hı hı. Gene bu sağ dışında oynanan ligde mücadele edeceğim mi diye düşünüyor. Hayır. Gider ayak diyor ki ben bu ligde kalmayacağım diyor. Şimdi bunun haberi şimdi bu kanalda Yağız Sabuncuoğlu geldi. Türkiye'nin bir numaralı muhabiri. En doğru haberleri veren, en çok güvenilen muhabiri, bir şey söylüyor, söylediği şeyle hemen işte yok atıyor, yok tutuyor, yok fenerbahçe'ye zarar veriyor, yok şöyle yapıyor, yok böyle yapıyor. Yalan haber yaptığı zaman, haberi yanlışça çıktığı zaman bu söylensin. Ama doğru haber yapana, ya Türkiye'de her şey terse döndü. Sen doğru bir habercilik yapıyorsun, hain, hain oluyorsun. Ama mesela ee, tam tersi doğru haberi insanları yanlış yönlendirip yanlışlarını ve yalanını söylediğin zaman da Fenerbahçe Fenerbahçeli oluyorsun. En büyük Fenerbahçeli öyle olunuyor. Yani doğrular yer, yanlışlar yer, yer değiştirmiş durumda bir Türkiye. Bu arada gitme ihtimali daha fazla diye söylemişti. Yani illa gidecek diye de yüzde yüz diye söylememişti ama günün sonunda sanki haklı çıkacak gibi gözüküyor. Yani benim Jesus'un açıklamalarından anladığım o. Benim de anladığım o. Yani yüzde yüz bilemeyiz bunu sonuçta. Ben gidip Jesus'la yüz yüze konuşmuyorum. Ama görünen tabloda e, bu net bir şekilde gözüküyor. E ama şimdi hocanın buradaki konsantrasyonunun bir senelik buraya gelip hmm. e, paramı alırım, giderim yaklaşımının olmadığını da beni ikna edemez kimse. Şimdi ben biliyorsun sen her ne kadar İsmail Hoca'dan yana tercihini kullanmış olsan da ben daha jesusçuydum sezon başında konuştuğumuzda ve yönetimimizin de doğru yaptığını düşünüyordum. Hala da doğru olduğunu düşünüyorum. Ben 3 yani, senelik yapsalarda doğru olduğunu evet. düşünüyorum. 3 senelik yapmadıkları için doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Alp 3 senelik değil 1 senelik bir hocayla anlaşma yapıyorsan o zaman Icardi Mertens'i veyahut Rapaiç'i Roy Andersson'u getir. O zaman öyle bir kadro yap hmm. ki iki tanesinin bir sezonluk kiralık al. Kiralık bir tane Baba bir santifor, müthiş bir orta saha, müthiş bir kanat. Al, o bir sene ise senin hedefin. O bir senede ama gidip de bir senelik hedefle hocaya gelip ondan sonra bu kadroyla onu yapmak zorunda değil adam. Yapabilecek kapasitesi tabii ki var ama 3 senelik bir anlaşma, 3 sene kalan bir hocanın çok farklı şeyler yapma şansı var. Yine de ama şimdi sezon başında yapmış olduğumuz yorumlarda ki hepimiz yapıyorduk bunu, herkes söylüyordu. Yönetim doğrusunu yaptı. Baba hocayı getirdi, anahtarı teslim etti. Bak farkı görüyoruz bu sefer. Dördüncü senenin sonunda artık doğru çareyi bulmuş vaziyette. Hepimiz söyledik bunu, herkes söyledi. İyi de futbol oynuyordu takım, Avrupa'da lider çıktı gruptan, takım liderdi Türkiye liginde. Tamam. O Giresun maçına kadar her şey yolunda gidiyordu. Evet. Ve doğrular yapıldı diyorduk. Evet. Şimdi çark edip de e, yanlış yaptık demek bana ters geliyor. Yanlış yaptık demiyoruz ama şunu söylüyoruz. Seneye de cezus kalsın diyorum ben. Zaten ben de öyle seneye cesur kalsın demiyor olsam o zaman ilk söylediğimde çelişirim. Evet. Ben seneye değil iki sene daha kalsın diyorum, üç sene daha kalsın diyorum. Ama iki sene, üç sene daha kalmayacaksa o zaman İsmail devam etseydi İsmail Hoca. Üç sene İsmail Hoca kalsaydı. Çünkü bir hocanın bir seneline geldiğinde müthiş bir katkı vermesi biraz da oyunculara bağlı. Belki de şöyle düşündüler. Bu ya. arada bu takımın şampiyonluk şansı bitmedi. Belki de şampiyon Bit, olacağız. Tabii. Belki de şampiyon olacağız. Belki de istediğimiz hedefe ulaşmış olacağız. Ama ondan sonra seneye gene başa döneceğiz. Yani burada şampiyonluk hedefi tabii ki şu anda çok ihtiyacımız var. 8 senedir gelmeyen şampiyonluk 9. seneye giriyoruz. Çok önemli ama burada sadece şampiyonluk hedefiyle o mantaliteyle baktığın zaman bir kere şampiyon olup bir daha 6 sene şampiyon olamadığın zaman iş çözmüş oluyor musun? Olmuyoruz. Olmuyorsun. Burada da bir sene şampiyon olup Cesus seneye gidecekse yarın Montella gelecekse adı geçiyor diye söylüyorum. ...e ondan sonra bütün Montella diyeceksek... ...Osterwalde'li olmaz, Lincoln Yannick'li olmaz... ...Bustafo Yannick'li Sil olmaz... Silberstein yapacaksan... e ...bu takım, bu kulüp nasıl düzlüğe çıkacak? Şampiyonlar Ligi oynamadan... ...oraya gediklisi olmadan nasıl düzlüğe çıkacak? O yüzden önce bir hoca istikrarı... ...sağlamamız lazım. Hoca istikrarıyla da... ...otomatikman bir oyuncu transfer... ...istikrarı evet, sağlamak. Hoca Bizim... istikrarının sağlanmadığını düşünüyorum ben. Belki de kalacaktır. O zaman da lafımı... ...derim ki ben yanlış görmüşüm, yanlış düşünmüşüm... Ee, hoca bu açıklamaları yaparken de bunu söylemiyormuş. Dün mesela e, maçı Hikmet Hoca ile beraber seyrettik. Hikmet Hoca'ya da sordum dedim ki yani bu dedim açıklamasından sen ne anlıyorsun dedim. Çünkü soruyorlar maçtan önce. E, Mayıs'ta kontratımın bittiğini herkes biliyor Hı. diyor. Hikmet Hoca dedi ki ben olsam bu açıklamayı yapıyorsam iki nedenim olabilir dedi. Bir Mayıs'ta kontratım bitiyor. Kulüp bana teklif yapmıyor. Hı. Hadi bana bir teklif yapsınlar. Gel gel yapıyor. Yani. Gel gel yapıyor. Hadi hadi konuşalım ha. diyor. Veyahut da ben gidiyorum diyor. İkisinden biri. İkisinden biri. E ben kulübün teklif yapmamış olacağını düşünmüyorum. Veya sormamış olacağını düşünmüyorum. İlla ki sormuş. İlla ki sormuştur. Yani bunlardan yola çıkarak bunları söylüyorum ben. Yoksa durup dururken Fenerbahçe'yi karıştırmak için Cesus gidiyor diyen yok. Peki bu açıklamalar, bu yapılan açıklamalar şampiyonluk şansımız devam ediyor diyorsun. Katılıyorum ben de. Sonuna kadar da kovalayacağız. Ee, negatif etkiler mi takım üzerinde negatif bir etkisi olur mu? Mesela şu konuda ben e, çok övdüm Jesus'u. Galatasaray maçı. Çok kötü, çok yıkıcı bir sonuç aldık ama ondan sonra iyi toparladı. Geçtiğimiz sezonlardaki Fenerbahçe olsaydı biz darmadağın olmuştuk. Evet. İyi skorlar aldık, iyi sonuçlar aldık ligde. Ama bu açıklamalar acaba takım üzerinde negatif bir etkisi olur mu diye de korkmuyor değilim şu anda. E ee, var bazı oyuncular e, hocanın gidip kalacağına göre seneye devam edip etmeme karar almak istiyorlar. Mesela Zaits. İmzalamamasının arada sebebi imzalamamasını o Ha bu arada şunu söyleyeyim. Zaits de gidebilir. Keza Serdar Aziz de öyleymiş. Serdar Aziz de gidebilir. Yani Serdar Aziz ile Zaits e, bulunmaz kumaşı değiller. Kimse kusura bakmasın. Ben Serdar Aziz'in performansını Samet'ten daha iyi buluyorum. Zaits'i de beğeniyorum. Ama ikisi de benim gözümde bir Arda değil, bir Ferdi değil, bir Alex değil, bir Van Ooydong değil. Gidebilirler. Valla ben daha geçen programda söylemiştim. Hocanın kalmasından yanayım, hoca istikrarından yanayım ve seneye kesinlikle öyle sil baştan bir kadro yapmamalıyız diyordum. Ama hmm. hocanın açıklamaları sanki benim isteğim olmayacak gibi gösteriyor. Gözüken ee, <laughs> şu anda o. Peki e, hocanın bir açıklamasına daha geliyorum. Şimdi bu e, maçlar sahada kazanılmıyor tarafını konuştuk. E, maçlar sahada kazanılmıyor derken de haklı bu arada. Koray Genceller. Adana Demirspor maçında var odasında bizi doğradıktan iki hafta sonra maç alıyorsa bu ligde almış değil mi? Almış. Alar, avar hakem olarak alar hakemi evet TFF birincilikte maç yönetmiş. Bu ligde hakikaten adaletten bahsedemeyiz. Yani burada hakikaten sağlıklı bir ortam yok. Evet. Bu hadi Erkan Özdamar ofsaytı falan hikayesinden sonra onlar da maç almaya başlamıştı ama verilen mesaj açık. Sen bütün hakem camiasına diyorsun ki gönül rahatıyla Fenerbahçe'yi doğrayabilirsiniz. Biz arkandayız diyorsun. İster Sabri Çelik olsun, ister başkası olsun, Yusuf Namoğlu olsun, işte Lale Orta geldi. Hiçbir şey değişmiyor, değişen bir şey yok. Sistem aynı sistem. O konuda haklı hoca ama e, zamanlama olarak doğru zamanda söylemedi bence bunu. Evet, e, bu arada CSUS'la ilgili e, bir konu daha var. Maçtan sonra yaptığı açıklamalarda şunu söylemiş. Diyor ki bir playoff oynanması lazım bu ligde diyor. Şimdi biz 2011-2012 sezonunda playoff oynanmıştı, ve biliyorsun... Ee, Galatasaray camiası bu konuyu çok gündeme getirmiş ve e, playoff'ın sanki ligin ortasında alınmış bir karar gibi sanki Fenerbahçe ligde geriye düştü diye alınmış bir karar gibi lanse edip böyle bir propaganda yapmıştı. Biz o gün demiştik ki bu karar lig başlamadan alındı herkes için eşit şartlar vardı evet o seneki sözde şike süreci için yapılmıştı bu evet. ama Herkes aynı şartlarda yarıştı ki biz aynı şartlarda yarıştık. Buradan aşamımız kesik olarak tabii. yarıştığımızı tabii. herkes biliyor. O şartlarda alınmıştı. Onun için o gün Galatasaray camiasının yaptığı son derece algı operasyonuydu, algı operasyonuydu ve yanlıştı. Ama bugün de aynı şekilde Cezus'u eleştiriyorum ben. Sezon oynanmış, son 10 haftasına gelinmiş. Sen 6 puan geridesin diye playoff oynansın. 6 puan önde olsaydın playoff oynansın diyecek miydin? Valla ben açıkçası geçenlerde bu gündeme geldi biliyorsun bir hafta önce. Ben Beşiktaş Ahmet Nurçebin de öyle bir olmuş. Ah Ahmet, Ahmet Nurçebi'nin de işte Hatay'la Antep'le alakalı talepleri olmuştu biliyorsun. Ya, yani, dedi ki Jesus denildiği söylendi. Playoff istiyorum diye. Ben ağzından duymamıştım ve inanmadım aslında. Jesus böyle bir şey dememiştir diye düşünüyordum kendimce. Demiş dedi. Evet. Dün kendi ağzıyla söyledi. E, bence Jesus'a yakışmadı. Ligin ilk yarısında hatırla Cesus'un sağ kenarındaki duruşu maç sonrası demeçleriyle hep övüyorduk evet. Jesus'u Ve herkes övüyordu. Diğer takım taraftarları da övüyordu. Evet, evet. Hep dedik ki bak hiç hakem konuşmuyor. Hata evet. yapılıyor. Konya'da Valencia atılıyor. Evet. Maçtan sonra ben maçı kaybediyor. Maçtan sonra en ufak başlaması evet. yok o Helal olsun dedik. Evet. Ama şimdi o Cesus gitti. Bugün bırak hakem kararını eleştirmeye. E, bu lig sağda kazanılmıyor. Üstüne e, playoff oynanması lazım gibi hiç girmediği, hiç uğraşmadığı, hiç takımın konsantrasyonunu o tarafa götürmediği konulara girmeye başladı. Demek işler iyi giderken başka bir cesus vardı, işler kötü giderken başka bir Jesus çıktı karşımıza. Maalesef onu görüyoruz. Yine Jesus'la alakalı şimdi oyuncu değişikliklerini söyledin sen. Dört tane yer vermediği oyuncuyu söyledim. Ben ilk maça izin verirsen bir dönmek istiyorum. Zaten ilk, maçı, ilk maçta kaybettik turu. Tabii net ilk maçta kaybettik. Bak her konuda herkes farklı düşünebilir. Sen dersin ki ben üçlü defans oynamasını istiyorum takımın dersin. Ben dörtlü derim. Birimiz Rossi'yi beğeniriz. Öbürümüz Emre Mor'u beğenir. Biri o oynasın der. Biri bu oynasın der. Hepsi olabilir. Her şeye eyvallah. Hı hı. Fakat gözümüzün önünde 60. dakikadan sonra artık koşacak hali kalmıyor İrfan Koşamıyor. Ve gör görmemiş olması mümkün değil. O İrfan Can'ı 85. dakikaya kadar sahada tutarak ikinci golü maalesef Jesus yedirtti ilk maçta. Ben ona inanamadım bak. Ha. Her şey kabulüm. Her türlü teknik taktik her kararına saygı duyuyorum hocanın. Ama İrfan Can'a da kötülük yaptı. Fenerbahçe'ye de kötülük yaptı. Evet. 85 dakika tutarak oyunda. E, 85 dakika tutarak şu maçta İrfan Can'ı bir dakika oynattır, oynattır, oynatılmamasının sebebi oradaki 85 dakika üstünde şurada bir dakika oynasaydı, 5 dakika oynasaydı en ufak yanlışında o Seyir. ciddi tepkisi olacaktı. Ha. Boşu boşuna İrfan'ın da o tribünlerin önüne attı. Evet. Hocanın bence üçlü üçlü defans, dörtlü defans ben hocadan daha iyi bilmiyorum. Üçlü defansla oynayabilir takım, dörtlü defansla oynayabilir. Dünyanın en iyi takımları üçlü defans oynayıp dünya şampiyonu oluyorlar, Avrupa şampiyonu oluyorlar, liglerinde de şampiyon oluyorlar. Onun için hiç bu konuda bu takım üçlü oynar, dörtlü oynar gibi tartışmaları son derece yani Basit. herkes üçlü nasıl oynar, dörtlü nasıl oynar bilmeyen insanlar üçlü veya dörtlü oynasın diye konuşuyor. Ama maçta 3 stoperle beraber Osterwalde defansif bir oyuncu. Evet. Ee, bu 4 oyuncuyla takım devreye girmişken en azından Zalai'yi sol beke çekip Osterwalde'yi dışarı çıkıp Osterwalde'nin ilk yarıda katkısı sıfır. Evet. Hiçbir şey yapmadı. Ya 10 kişi oynadı takım. Ya 10 kişi oynamış bir takımda sen Osterwalde'yi ikinci yere niye gene 45. dakikada oynan almayıp başlatıyorsun? Veyahut da bir stoperi çıkartıp Zalai'yi sol beke kaydırıp ön tarafa bir ara hamlesiyle orta sahayı güçlendirebilirsin. Bir Rossi hamlesi yapabilirsin. Yani bunları yapmaması. ilk maç, ikinci maç. Yani Jesus'un verdiği bir tur. Daha kötü takıma karşı. Daha zayıf bir takıma karşı. Ki Sevilla İspanya futbolunda çok önemli bir kulüp. Evet. Ama bu sezon kötü. Kötü. Yani her takımın başına gelir. Bu sezon çok kötü. Kötü yani bundan sonraki turu geçme ihtimalini ben sıfır görüyorum. Yani çok şaşırırım geçerse. Ama buna rağmen bu takıma karşı bu derece yanlış hamleler Cezus gibi hocaya çıkışmadı. Hoca yavaş yavaş veda ediyor Fenerbahçe'ye gibi geliyor. Yani ben açıklamalardan maalesef o hissiyatı edindim. Yani ben kalmasını evet. istiyorum. Hala istiyorum. Ee, ama bu saatten sonra da geri dönüşü yok bu işin gibi sanki ya. Yani. Ben bu takımın başında 3 sene aynı hocanın kaldığı bir Fenerbahçe hayal ediyorum. Ben 3 senelik bir planlama yapılan transferler kim binceye gidiyorsa kim minceğinin yerine olabilecek 6 tane stoperin hazır olduğu öyle bir scout ekibinin olduğu ama a Adana Demirspor maçında Jesus gördü beğendi diye Samet'in alınmadığı bir Fenerbahçe hayal ediyorum. Bak geçen gün burada konuştuk. Ajax'ın transferi 50 tane scout varmış. 42'si altyapı, 8 tanesi üst yapı. 8 scout ekibi da 8'in okey dediği oyuncu alıyorlarmış. Biri okeylemezse... Bir veya iki kere ha. 7'de 1 ile almışlar. 8'de 7 ile almışlar. Ama 8'de 6 ile hiçbir zaman tarihlerinde almamışlar. Bu sezona kadar. Overmars gitmiş, bir değişiklikler olmuş o scout ekibiyle falan ama... Ajax bu işi iyi yapan bir kulüp. Şimdi burada örnekleri var. Biz bunları... Şimdi bir tarafa daha geçmek istiyorum bununla beraber. Biz bunlara inanarak başkana oy verdik. Hatırla Alp. Hatırla. Bizim oyuncu havuzumuz var. Bizim sportif direktörümüz, scoutlarımız... Diğer kulüplerle olan ilişkilerimiz bunlarla olacak diye verdik. Biz takımda Alioski ile Serdar varken Osterwalde ile Samete bu parasızlıkla 11 milyon euro verilecek diye seçmedik. Ya bu doğru bir yönetim anlayışı değil. Şimdi buna ben iyi olmadı dediğim zaman ben hain oluyorsam, ben düşman oluyorsam buna iyi diyenlerde Fenerbahçeli mi oluyor? Tabii yani iyidir, kötüdür Osterwalde ileride göreceğiz. Ee, Sen orada bazı iki ayrılmış tamam. durumdayız. Sen orada daha bir sans verilmesi gerektiğini düşünüyorsun. Ben e, tabii ki 45 dakika ile 90 dakika ile karar vermek bir oyuncu için yanlış olabilir ama ben gördüğüm kumaş defansif bir kumaş. Yani topu aldığı zaman daha çok geriyi düşünen, topu aldığı zaman yani bir ben Fenerbahçe sağ bekinden, sol bekinden dediğim gibi Ferdi gibi, Roberto Carlos gibi, Andre Santos gibi bu tip adamları arıyorum. Rakibin üzerine giden, Gökhan Gönül gibi, Caner gibi o kafa yapısını o kumaşı görmedim ama belki 21 yaşında 3 sene sonra farklı bir oyuncu olur bilmiyorum. bence 3 sene sonra farklı bir oyuncu olmaz. 3 sene sonra Andres Santos haline gelmez. Çok farklı bir oyuncu tipi. Farklı özellikleri var. Ama ben yine de bir anlayış göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü belki de hayatında ilk defa 50 bin kişi önüne çıktı. Olabilir. Olabilir. Peki, 21 yaşında bir futbolcu. Çok heyecanlanmış olabilir. Fazla riske girmek istememiş olabilir. Aman o yüzden geri vereyim pas hatası yapmayayım demiş de olabilir. O yüzden bir miktar beklemekte yarar var diye düşünüyorum. Peki şampiyonluk yolunda devre arası bu mudur? %100 değildir. Yani sen bu Peki. mali sıkıntı içerisinde Alioski yerine Osterwald'i aldığında yani. Serdar Aziz yerine Samet'i aldığında çünkü Serdar Aziz yerine Samet diyorum çünkü dün 3 oynadık oynadı. Evet. Şu an zaman evet. oynayan, dörtlü de Serdar yedek artık. Evet. Yani bu 11 milyon euroluk bir değişiklik mi oldu? Hiçbir değişiklik olmadı. Sonunda, Serdar miyim, Samet miyim? Bence Serdar iyi. Alioski miyiz, Astoravalde miyiz? Seri yamaçında sahaya çıkıp Fenerbahçe'nin Galatasaray'a geçip şampiyon olacağı bu yarışta sahaya çıkıp oynatacaksan şu anda Alioski Astoravalde'nin önünde. Ofansif olarak önündedir tabii. Ama bu ne periz bu ne rana turşusu. Sen bir senelik hoca getiriyorsun şampiyon yapsın diye. Ondan sonra Osterwald'i alıyorsun uzun vade için. Bu sene şampiyon yapacak takımı kurmayıp bu sene takımı şampiyon yapsın diye bir hoca getirip yani bir yönetimsel anlamda bir karmaşa var. Çünkü devre arasında yapmış olduğun transferler sana vites arttırması lazım Tabii değil ki. mi? Şampiyon yolunda adam... bir vites arttırması lazım. Evet. Ama biz Osvalde gibi bir yatırım transferi yaptık. Belki çok iyi çıkacak. Belki ileride hakikaten büyük paraları satacağız. Bilemiyoruz şimdiden. O yüzden de hemen daracını asmayalım e, Osterwaldi ama devre arasında sana vites arttıracak oyuncu olmadığı kesin. O konuda katılıyorum sana. Hoca Osterwaldi söylemişler. Hoca en sonunda kabul etmiş. Çünkü hoca demiş ki bütçemiz nedir? Bu bütçeyle iyi bir oyuncu alınamayacağını. Devre arasında bu bütçeyle yok oyuncu diyor. İşte fark yaratacak bir oyuncu olmasında yarar vardı. Şimdi ben mesela hep burada hatta Ömer Avşar'lı programda hatırlarsan de ayrı mevkiler söylemiştik. Ömer Avşar benim ilk tercihim sol bek olur demişti. Sen bir 8 numara demiştin. Hı, sen de kanat ben de, demiştin. de skorer bir kanat oyuncusu, kanat forvet evet. demiştim. Ben hatta iki tane olursa da bir kanat skorer kanat bir 8 numara taraftarıyım. Mesela geçen sezon Trabzonspor şampiyon oldu. En çok fark yaratan oyuncusu bana göre Vakayemi. Vak Vak Al Vakayemi mesela değil mi? Gibiydi mesela. Ondan evvel Beşiktaş şampiyon olurken bana göre Gezal yaptı. Tabii ki bir bütün diğer oyuncuların katkısı var ama en çok katkısı olan oyuncu Gezdal. Gol attı, arttı, attırdı, oyunu çekip çevirdi, her şeyi yaptı. Ben bu tip bir oyuncu gelmesini istiyordum. Çünkü bu tip bir oyuncuya ihtiyacımız var. Rossi iyi bir oyuncu olabilir, yararlı. Asist sayısına bakıyorsun, bir sürü asist yapmış. Kötü değil. O Fenerbahçe şampiyon yapar mı? Yani Gezdal'ın, Bakayemen'in takımlarını şampiyon yaptığı gibi Rossi takımı şampiyon yapar mı? Soruyorum sana. Hayır. O yüzden mi ben. Yoksa Rossi'yi kötülemek amacıyla söylemiyorum bunu. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Ama şampiyon yapamaz Fenerbahçe'yi. Ben ha. bu tip bir oyuncuya ihtiyacımız olduğunu belirtmek istemiştim. Santfor konusunda Valencia çok beğeneni var, beğenmeyeni var. Sen daha beğenmeyen taraf. Yine misin? kötü oynadın. Bence de yine kötü oynadı. Yine pas trafiği içerisinde bir sürü pas hatası var. Ama bu sezon laf edebilir misin? Edemezsin. Çuval dolusu gol attı. Her kafayla yani, attı. Yani performansına laf edemezsin. Ama evet. seneye illa olsun mu dersen ben olmasın diyorum. Ya ben daha başka Santifor'u hayal ediyorum. Ben e, şimdi başka takımların oyuncularıyla konuşmayı da sevmiyorum ama ne bileyim ben bir Abubakar'ı daha önde görüyorum. Şimdi son iki maçta attığı gollere bak. Evet. Ortada fol yok yumurta yokken pozisyon yokken tamamen kendi şahsi becerisiyle önündeki rakibi geçiyor gol atıyor ve berabereyken yapıyor bu işi. Evet. O orada işte sen oyunun kaderini değiştiriyorsun. Şapkadan tavşan çıkarma diye bir şey var ya. Abu Bakar şapkadan tavşan çıkardı. Bunu Valencia'yı kötülemek için söylemiyorum ama Valencia'nın bu tip bir özelliği daha az var. Bunu kabul Hı. etmek lazım. Hı. Farklı oyuncu tipleri yani. Evet. Ee, Bat şu yani onu şimdi performans olarak Valencia ya diyoruz ya. E Bat şu ayda 10 tane gol attı. Oynadığı maçın sayısına bakarsan. Evet. Batu Şahin de golü fena O zaman Batu Şahin de çok iyi. Ben sonra bat şu ayda Valencia'da Valencia'nın attığı gol sayısını bir kenara çıkar koyuyorum. İkisi de benim hayalimdeki Fenerbahçe Santorin forveti değil. Ha ama Fenerbahçe her hayalindeki Fenerbahçe Santorin forveti de illa çok üst düzey olacak diye bir kaide yok. Cornelius Söyledim. çok çok üst düzey miydi? Niye? Şampiyon Bak, oldu Trabzon. Bu takımda iki tane üst düzey oyuncu var. Arda ile Ferdi. Doğru. Arda ile Doğru. Ferdi iki tane üst düzey oyuncu var. Arda ile Ferdi yarın 35 milyon euroya satılsalar, 45 milyon euroya satılsalar. Hiç kimse şaşırmamalı. Artı sen de zaten o derece iyi olan oyuncu o zaman gidiyor. Tutamıyorsun ki. Elif Elmas iyiydi. Gitti. gitti. Vedat Muriç iyiydi. Gitti. gitti. Kim Mince, ha, hakkını da vereyim. Yönetim Kim Mince'nin kalması için ekstra iş yaptı. Verilmeyecek rakam önerdi. Gene gitti. gitti. Yarın Arda Ferdi'yi tutamayacaksın. Onlar da gidecek. Keşke ya, ya, şu Arda'yı keşke bir 3 sene seyredebilsek diye yani Bizim tarihimizi değiştirebilecek bir oyuncu olarak bakıyorum. Ama tutamayabilirsin. Onun için senin her futbolcun Arda, Ferdi ee, veyahut da kimince olacak diye bir kaydı yok. Onları tutamıyorsun zaten. Ya senin Ar takımında Arao da olacak, İsmail de olacak, bu lig için Serdar Aziz de olacak. Asker de olacak, general de evet, olacak. Ama işte bir ee, ön tarafta bir tane iki tane kaliteli adamın olsa hele ki şampiyonluk hedefin, hele ki bu sezon mutlaka şampiyon olman lazımsa, hele ki hocayı bir sezon için getirmişsen... E o zaman o saha içinde ver yanına Alex'i, senin saha içinde evet. bir senede şampiyon yapsın. Ya bir de Arda demişken de, burada hep konuştuk. Dedik ki az süre aldığı dönemlerde, ya bu çocuğun fiziksel bir geriliği yok. Çıktığı maçlarda, az sayıda süre aldığı maçlarda bakıyorsun ikili mücadelelerin çoğunu kazanıyor bu çocuk. Evet. Hiçbir eksiği yok. Dün de üst seviye, sonuçta seviyeyle oynuyorsun. Tabii. Sert de oynayan bir takım ha? Yani takım kötü bir takım olabilir ama e, fizik gücü, e, oyuna, oyundaki e, oyun e, disiplini vesaire yani gidip de bundan daha da üst düzey e, bir fizik güç karşına çıkmayacak senin Avrupa'da. Oyunun hiçbir anında dedin mi ya Arda da zayıf kalıyor seviyeye karşı. Sıfır canım sıfır. sıfır. Hiç. 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 Bundan sonra sezon sonuna kadar oynayacaktır büyük ihtimalle. O de oynasın. Oynasın tabii bu saatte. Oservaldi bundan evet. sonra her maç ilk 11 oynasın görelim. Çünkü eğer sen Osterwalde'yi en kritik maçta ilk 11'e koyuyorsan, İsmail'i en kritik maçta ilk 11'e koyuyorsan o zaman Zayt'ı da ilk 11'e koyuyorsun. Bunları hep hepsini oynat. Bu maçlarda oynayan adam yarın Alanya maçında yetersiz mi olacak? Hayır. Eğer aklının gerisinde başka bir şey düşünmüyorsan veya bir neden ne yapmadıysan bunu ki dediğim gibi bu konuyu kapatmadan son kez söylüyorum. Cesus'un Türkiye Ligi için üst düzey bir hoca olduğunu, Türkiye Ligi'ndeki bir sürü hocanın üstünde olduğunu yüzde yüz kabul etmekle beraber ya kafası burada değil, ya başka bir e, amaçla veya da başka bir e, beklentiyle gelmiş ve kendini buraya vermiş değil. Hata üzerine hata, yanlış üzerine yanlış yapıyor. Evet. Son birkaç maç hoca hayal kırıklığı doğru söylüyorsun. Evet. Şimdi, terminler. Kanayan yara. Yani biz camiayı konuşuyoruz. Camiadaki işte bu herkesin şucu bucu olup bir türlü o camiada birlik beraberliği sağlayamamamızın bugün bu noktada olmamızın en büyük neden olduğunu söylüyoruz. Ki bana sorarsan, başkanın eline dört katı oyla geldiğinde büyük bir fırsat geçmişti. Bu camiayı birleştirebilirdi. Ama o da eskileri e, görevden alıp işte hala dördüncü senede çıkıp e, mahalle açıdan kötü bir tablo aldık deyip hala o kavgayı devam ettirdi. Halbuki bu kadar güçle gelmiş başkanın bütün camiayı birleştirme şansı vardı. Onu maalesef o şansı kaçırdık. Tribünler de camianın aynası. Fenerbahçe tribünleri bitmiş. Fenerbahçe tribünleri dün sezonun en önemli maçında en ufak sahaya katkı veremeyecek duruma gelmişse bunu nasıl camiadaki genel sevgisizliği ve genel bölünmüşlüğü çözmek lazım. Bu tür de çözmek lazım. Bunların hepsi bir senelik Cesus, Osterwalde, Samet, bilmem ne bunların hepsinden daha önemli. Kombinelerini iptal etsinler bir kere o. O maç, o e, baskı yaptığın anda seni durduran o sahaya, o kaleciye yabancı madde atanlar tespit edilsin. Eğer kombineleri varsa hemen iptal edilsin. Biletle girmişlerse bir daha maça sokulmasın. Çünkü Yetmez. bunun bir Fenerbahçeli'nin Fenerbahçe taraftarıyım diyen, yani Fenerbahçe'ye oraya katkı vermeye gelmiş birinin yapma ihtimali yok. Ya art niyetli ya da gerizekalı. Gerizekalısı da gelmesin stada. Cehalet bu ülkenin en büyük problemlerinden biri maalesef. Yani sırf futbolda değil her alanda bizim en büyük düşmanımız cehalet. Bunu bir kabul etmemiz lazım. Sadece Fenerbahçe maçı değil, Sivas'ta sahada olanı gördün mü? Yani sahaya inip yumruk atıyor futbol. Bunun Fenerbahçe'si falan yok yani emin ol Galatasaray Beşiktaş maçında da aynı tabloları yarın öbür gün görebilirsin Tabii ki. cehalet çok büyük bir şey ve e, burada e, aman lütfen arkadaşlar atmayalım falan e, önüne geçemezsin çok sert tedbir alacaksın ve emin ol kombinesini iptal etmek de yetmez İnsan içine çıkmayacak hale getireceksin alacaksın teşhir edeceksin televizyonunda yayın organlarında göstereceksin. Bu 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 adamlar yapmıştır bu hainliği Fenerbahçe'ye. Bu zararı veren kişiler bunlardır diyeceksin. Arkadaşlarıyla aynı ortama giremeyecek bile. Ben Fenerbahçeliyim diyemeyecek bundan sonra. Bu hale getir. Çünkü bizim e, medeniyet seviyemizde bu tip tedbirler iş yapar. Evet. Lütfenler, lütfenler. Aman kombineni iptal ettim. Bir daha gelmiyorum. Bak, ne oldu? Yanına kar kalacak. Yani Özgüç Türk Alp'in hakemliği bırakmasıyla o adamın kombinesinin iptal etmesi arasında hiçbir şey yok. Hiçbir fark yok. Bu, bu, kulübe, bu kulübe verilen zarar açısından bakarsan evet. öbürü daha büyük zarar. Bunu belki. görecekler. Diğerleri de görecek. Diğer potansiyel sahaya yabancı madde atacak kişiler de görecek ve cahil bile olsa anlayacak ki ha, ben aynısını yaparsam benim de başıma bu gelir diyecek. Gözünün içine sokacaksın. Anca o şekilde bir şeyler olabilir. Kesin. Ama çok çok üzücü. Ha taraftar konusuna gelince de ee, ilk devre aslında top rakibin ayağındayken ıslık, baskı çok kötü görmedim ben ama bir yerden sonra tabii o kadar büyük bir yorgunluk ve yılgınlık var ki Fenerbahçe seyircisinde. 60'tan sonra bizim devreye girmemiz lazım. Takım da yoruldu bir yerden sonra. Bir defa bütün momentumu kaybettik o sahaya atılanlarla. Ay. Tam baskıyı kurmuştun. O baskıyı kaybettik ama 70'lerde, 80'lerde biz tribün olarak hiç devreye giremedik. O yılgınlık, yorgunluk vardı. Ve maç bitiminde de bana göre haksızlık, yönetim istifa tezahüratları. Yani bu maç sonrası en azından sahadaki futbolcunun alın terine haksızlık oldu. Yükselen bir iki ıslık sesleri vardı. O sahada o mücadeleyi veren futbolculara ayıp oldu bana sorarsan. Ee, onun yeri ve zamanı değildi diye düşünüyorum. Ama şöyle de bir tehlike var. Büyük bir birikim var Fenerbahçe taraftarında. Zaten o bir öfke birikimi, birikimi var yani. Değildi. Bu tabii ki bu maçla ilgili değil. Ama bu öfke birikimine de dikkat çekmek istiyorum yani ee, çok dikkat etmek lazım. Evet. Ee, Çatacak son... yer arıyor yani. Taraftar tamam. şu anda. Şunu da konuşalım. Şimdi Avrupa defterini kapattık. E, lig ve Türkiye Kupası devam ediyor. E, bu akşam Konya Galatasaray maçı hiç belli olmaz. Yani bu takımın şampiyonluk şansının ...ben gerçekten e, %30-40 seviyesinde olduğunu düşünüyorum. Yani öyle şampiyonluk kesinlikle tamamen bitmiş bir tablo yok. E, burada hocanın konsantrasyon eksikliği... ...hocanın gidecek olmasıyla kaynaklı... ...bence kendini son derece rahat hissetmesi... ...buraya ait hissetmemesi veya kafasını buraya vermemesiyle... ...bağlantılı bir kopukluk görüyorum ben. E, dediğim gibi yani hiç oynatmadığı oyuncuları en önemli maça koymasından... Oyuncu Valencia'yı oyundan çıkartıyor mesela. Arda'yı oyundan çıkartıyor. Yani gol atman lazım. Valencia'yı Arda atmayacak da Oster Valdem e atacak. Yani bir garip bir tutum içerisinde olduğunu görüyorum. Ama bütün bunların hepsine rağmen bu takım Galatasaray 3-0 kaybetti. Ondan sonra oynadığı 6 maçın 5'ini kazandı. Avrupa'da 2 maç birini kaybetti, birini kazandı. Yani kötü futbol veyahut da çok düşük bir seviyede bir e, gidişat yok. Onun için şansın devam ediyor. Tabii ki. Ee, Aynı ama maçı. Futbolculara büyük iş düşüyor. Senin hocan gitse de kalsa da, sen hem kendin için, tabii ki, hem forman için, tabii, ya hem bu... kariyerin için, sen konsantre olacaksın. Sen ya, her şeyini vereceksin sahada. Eğer bu kulüpte hoca gidecek nasıl olsa diye performansı düşecek, performansı azalan veya hoca kalırsa ben giderim diye düşünen varsa bugün gitsin. Evet. Bugün gitsin. Yani eğer bu insanlar bu fena baştan bu maaşı alıp, bu maaşın karşılığını hocanın gidişine, kalışına göre planlıyorlarsa evet. bu kulüpte yerleri yok kaptan. Evet. O yüzden Alanya maçında ben aynı konsantrasyonu, aynı hırsı, aynı mücadeleyi futbolcularımızdan bekliyorum. Evet Sizi ilgilendirmez Jesus'un gidip kalacağı. O o yönetimin işi. Evet. Siz oyununuza bakın, aynı oyunu devam ettirin. Alanya'dan da 3 puanı alın gelin. Aynen. Ee, Hamılla Bal gibi hareket. Hamul B Club'la haftanın bal gibi hareketi. Hamul'la bal gibi hareket sarı melekler. Futboldan kocak durumumuz yoktu. Ee, çeyrek finalde İtalyan ekibini 3-0'la geçtik. Mükemmel bir galibiyet. Eğer deplasmandaki maçı da e, daha avantajlı bir skorla döndüğümüz takdirde Final, Final Four'dayız. Evet. Çok önemli. Müthiş maç. Müthiş performans. Eee... En son dönemde gittim Polonya takımı ile olan maça gitmiştim. En son Eczacı ile olan e, maça gittim. Kupa maçına gittim. Yani e, çok üst düzey performans gösteriyor evet. Sarı Meleklerimiz. Yani ben bir evvelki bundan bir 3 hafta önce falan söylemiştim. Yani Vargas'ın gelişiyle olayım. başka bir takım olduk ama hala o en üst seviyeye çıkamadık demişim Çıktık evet. şu anda. Şu anda hakikaten çok üst düzey oynuyoruz. Yalnız onunla alakalı da hani bir türlü camia bütünlüğünü sağlayamıyoruz diye bir örnek verdin ya. Evet. Voleybola geçip oradan sana enteresan bir şey anlatacağım. Söyle. Voleybol maçlarında 50-60 kişilik sürekli orada olan bir grup vardır. Her maça giderler. Hı -hı. Hepsi çok iyi Fenerbahçeliler. Bu Hepsi masaya başına gelen ekip evet, 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 evet. Onlar. Çok iyi Fenerbahçeli bir ekip. küsmüşler. Onlar da ikiye bölünmüşler. Voleybol maçına gidiyorsun. Biri bir tarafta, biri bir tarafta. Birinin yaptığı tezahürü öbürü yapmıyor. Bu kadar iyi Fenerbahçelilerin olduğu bir ortamda bile kırgınlıklar, küskünlükler girmiş. Bir tek bizde olacak işler bunlar ya. Başka camialarda yok. Bir tek bizde var ya. Hepsinin Fenerbahçeliliklerinin altına imzamı atarım. Bu kadar iyi Fenerbahçeliler ama onlar bile bölünmüşler. Bunu nasıl toparlayacağız bilmiyorum ama dönüyorum, dolaşıyorum. Senin söylediğine geliyorum. Bu toparlanmayı sağlamadan bizim işimiz kolay olmaz. Ne futbolda ne baskette ne başka bir yerde. Neyi paylaşamıyoruz ben anlamıyorum. Bir tane Fenerbahçe var. Evet. Neyi paylaşamıyoruz ve bu kavgalar neden çıkıyor anlamak mümkün değil. İşte o yüzden bu programın ismini sadece Fenerbahçe koyduk ama bir türlü sadece Fenerbahçe diyemiyoruz ya. Maalesef kaptan. Ee, bilmiyorum ee, yavaş yavaş da kapatalım istersen. Ee, kadın voleybolu konuştuk, kadın basketbolda da maçımızı kazandık. Final for'a doğru Final gidiyoruz orada öncesi. da. Çok önemli. Ee, dün Valencia'ya basketbolda erkek basketbolda kaybettik. O tatsız bir yenilgi oldu. Barcelona maçında konuşamadık ama sen ne? Evet, maçını... Ben Sevilla maçına gidemedim diye çok üzülmüştüm. Ama oraya gidemediğim için de Barcelona maçını kaçırmamış oldum. böyle şeylere çok önem veriyorum biliyorsun. Veseliye Veseli. çok güzel bir tören yapıldı. Yani o da çok duygulandı. Ya yani her şeyle harika bir geceydi. Hem Veseli'yi bağrımıza bastık. Hem de çok güzel bir galibiyetle gönderdik Barcelona'yı buradan. Nefis bir geceydi. Ama şöyle de bir durum var, kabul etmemiz lazım. Fenerbahçe, Beko iyi bir takım, ama üst düzey bir takım değil. Çok üst düzey bir Bil, takım değil. Olmadığımızı biliyorduk. Yani Final Four'un e, en büyük adayı dört takımdan biri olmadığımızı biliyorduk. Evet. Ama şu anda o şansımız çok güçlü şekilde var. Var. E, en azından oraya e, bu takım gidecek diye düşünüyorum. İyi haber de şu, diğer takımlar da çok üst düzey değil. Değil. Yani o Final Four'a çıkıldığında her an her şey olur. Yani ligi domine edecek bir takım göremiyorum ben Final tamam. Four'da. Bence ligin en zayıf kadrolarından biri Partizan. O arada öyle bir büyük iş çıkartıyor. Evet. Dün evet. FS e de FSA'de büyük fark attı. Evet. Baktım 6. sıraya kadar çıkmış vaziyette. Evet. Çok O iyi kadroyla şey. böyle 6. 7. bitirip playoff'a atıyorsa... Çok önemli iş. Hakikaten büyük hoca olduğunu bir kez daha kanıtlamış oluyor. Ama işte... Sen eğer çok üst düzey takım olsan bu istikrarsızlık olmaz değil mi? Maccabi'ye yenil, gel Barcelona'yı yen. sonra Valencia'ya ye yenil. O evet. yani basıp geçmen lazım. Bizim evet. EuroLeague şampiyonu olduğumuz sezonki kadroyla birebir oyuncuları karşılaştır. Ben hiçbir pozisyonda şu anda daha iyi olmadığımızı düşünüyorum. Hepsinde gerideyiz. Peki sen ile daha önce oynadığımız kadroyla bu seviyelerle oynadığımız kadroyu karşılaştır. Ve orada daha iyisin tabii. Veyahut daha sonra Avrupa'da Benfica'yla oynadığımız kadrolara bak. Yani Orada da bir geriye gidiş var. Geriye ee, genel bir geriye gidiş var. Bence ülkede de ekonomik anlamda zorluklar, futbolda, basketbolda zorluklarla beraber e, kolay işler değil bunlar. E, onda ayrı bir programda bu işin finansal tarafını, mali tabloları da konuşmak lazım. Çok dile getiriliyor diye. Yani bu kulübün e, bazı şeyleri farklı yapması lazım eski istediğimiz noktaya gelmek için. Ama önce Camia birleşecek. camia bir olacak. Ee, bir doğru haber vereni hain... E, ...doğru tenkit yapanı... ...düşman ilan edersen... ...maalesef iki yakamız ara, iki bir araya gelmiyor. Ahmet ne tweet atmış... ...Mehmet ne yorum yapmış... ...bunlarla ilgilenecek vaktimiz yok bizim ya. Evet. Enerjimizi, vaktimizi... ...bunları harcamamamız lazım. Bir sürü sorunumuz var halletmemiz gereken. Evet. Onlara konsantre olalım. Kimse hain değil. Evet. Herkes Fenerbahçe'yi çok seviyor. Herkes Fenerbahçe'yi çok seviyor... Ahmet'te, de Mehmet de, herkes Fenerbahçe ihtiyacı varsa orada. Herkesi kazanalım. Evet. Kaptan e, keyifsiz bir program. İnşallah pazartesi günü daha keyiflisini yaparız. İnşallah. E, kendine iyi bak. Görüşmek üzere.